görev için imkansız yok, yani. Yok. İş turizm yönetimi sayın. Ya 500 bin demen de 50 bin de. Evet, şöyle söyleyelim. Kendilerimiz bizde 4-5 lira geldi değer yok. Anladım başkan, sen sözünü geçin. O yüzden kendi hastanemize yaptım. Şimdi vatandaşımız daha önce direkt hastanemiz tarafıyla faydalanıyordu. Sadece bir tane ailemiz var. En azından bir dahiliye uzmanı istiyoruz. Akabinde de işte Gürgentepe'nin nüfusu bizden küçük olmasına rağmen devlet hastanesi statüsünde, Ulu Bey'le hemen aynı nüfusu olmasına rağmen devlet hastanesi statüsünde, biz de devlet hastanesi statüsüne gelmesini talep ediyoruz. Halk sağlığına bağlı. Halk sağlığına bağlı. Yani o yüzden sizin orada. 500 bin bekliyoruz. Efendim ben o zaman ispatlamaya hazırım. Şöyle 5 tane bizde bizim şirketi var. 425 bin. Şimdi bak başkan neden dolayı çok haklı. Ben size söyleyeyim. Şimdi bunlar bizim biraz planlama kusurlarımız. Bunları şimdi düzeltiyoruz. Şimdi Gürgentepe'nin nüfusu 14 bin. Mesutiye'nin nüfusu 16 bin. Gürgentepe şehre çok daha yakın bir yer. Mesutiye çok daha uzak bir yer. Gürgentepe'de iki tane daha bir uzman. Bu muhtemelen şöyle oluyor. Birisi mecbur hizmetle gönderiliyor. Bu mecbur hizmetine gelmiyor. Yerine bir mecbur hizmet daha. Ondan sonra o getiriyor. Ben şimdi mesela bu önemli bir örnek. Burada iki dahili uzmanı tamamen israf şu anda. Tamamen israf. Bunun birisini bizim mutlaka başka bir yere veriyoruz. Kesinlikle israf. Yani bir kişi olsun. Nerede gelmeyecek? Şimdi bugün soracağız raporu nedir? Ne problem var? Peki çok teşekkür ederim.